Günaydın Şirin öğrenciler, nasılsınız? İyi gördüm sizleri. Evet çocuklar, bugünkü matematik dersimizde bir önceki dersimizin devamı, yani tartma ile ilgili problemler çözmeye devam edeceğiz. Bu videolar sizlere peş peşe geleceği için ne yaparsınız? Sizler de videoları izleyip kitabımızdan ilgili bölümleri kaldığınız yerden yapmaya devam edersiniz. Evet çocuklar, burada bir problemimiz var. Diyor ki 16 kilogram gelen şeker paketlerini 4 arkadaş paylaşarak taşımıştır. Her birine kaçar kilogram düşmüştür? Yani 16 kilogram bir ağırlık var. Bu ağırlığı 4 arkadaş eşit olarak paylaşarak ne yapmışlar? Taşımışlar. Acaba her birine kaçar kilogram ağırlık düşer? Ne yapmalıyız çocuklar? Duyuyorum cevaplarınızı. Evet, 16'yı 4'e bölersek her birinin 4'er kilogram taşıdığını ne yapabiliriz? Görebiliriz. Demek ki 16 kilogram ağırlık eşit şekilde paylaşılıyor 4 arkadaş tarafından ve taşınıyor. Her birinin taşıdığı yükü bulmak için yükün toplam ağırlığını, yani 16'yı 4 arkadaş taşıdığına göre 4'e bölüyoruz ve bir arkadaşın taşıdığı yükü buluyoruz. O da kaç kilogrammış? 4 kilogrammış. Başka bir problem çocuklar yine. Dolu hali ile 8 kilogram ve 700 gram gelen kasada 3 kilogram ve 200 gram üzüm vardır. Kasanın dolması için ne kadar üzüme ihtiyaç vardır? Yani tam dolu olduğunda çocuklar ne kadar geliyormuş bu kasa? 8 kilogram ve 700 gram. Yani 8700 gram. Peki 3 kilogram 3200 gram olarak söylersek 3200 gram üzüm vardır. Bu kasanın dolması için ne yapmalıyız çocuklar? Ne kadara ihtiyaç var? Toplam ağırlıktan diğerini çıkardığımızda, yani 8 kilogram 700 gramdan 3 kilogram 200 gramı çıkardığımızda ne kadar üzüme ihtiyaç olduğunu buluruz. O da ne kadar? 5 kilo ve 500 gram. Şöyle de yapabilirdik, yan tarafta göstereyim size daha iyi anlaşılsın diye. Böyle problemleri yaparken çocuklar kilogram ve gramın alt alta gelmesine özen göstermeliyiz. 8 kilogram ve 700 gram. Ne yapıyorum? Bunun dolması için ne kadar varmış? 3 kilogram ve 200 gram varmış. Ne kadara ihtiyaç var onu bulmak için çıkardığımda 0, 0, 5, 8'den 3 çıktı, 5. Yani 5 kilogram ve 500 grama ihtiyaç varmış çocuklar. Devam edelim. Aşağıda verilenleri kullanarak problemler kuralım. Kurduğumuz problemleri çözelim. Ne yaptık şimdiye kadar? Verilmiş problemleri biz çözdük. Şimdi de biz verilere göre problemi biz kuracağız ve çözeceğiz. Verilerime bakalım. Ne var? Şeker, çay veya bunların ağırlıkları verilmiş. 3 kilogram şeker, 2 kilogram çay ve 4 kilogram yağ. Bu problemleri çocuklar bu verilere göre kendiniz ne yapabilirsiniz? İstediğiniz gibi kurup ve çözebilirsiniz. Gelin beraber bir örnek olarak çözelim. Burada istenen 3 kilogram şeker, 2 kilogram çay ve 4 kilogram yağ alan annem toplam kaç kilogram alışveriş yapmıştır? Yani annemiz markete gitmiş, 3 kilogram şeker, 2 kilogram çay ve 4 kilogram yağ almıştır. Annemizin toplam kaç kilogram ağırlıkta alışveriş yaptığını kurduk problem olarak. Çözüm olarak ne yapabiliriz? 3 ağırlığı da topladığımızda annemizin marketten
3, 2 daha 5, 4 daha 9 kilogram ağırlığında ürün aldığını ne yapabiliriz? Bulabiliriz. Siz de kendiniz bu problemi çoğaltabilirsiniz. Örneğin işte annem manava gitti. 3 kilogram, 2 kilogram, 4 kilogram ağırlığında ürünler satın aldı. İşte toplam ne kadar ağırlıkta ürün almıştır gibi. Ya da başka bunlara değişik veriler de ekleyerek, fiyatlarını da ekleyerek kendiniz problemi daha da genişletebilirsiniz. Başka bir problem çocuklar. Daha doğrusu verilere göre kendimiz problem kuracağız. Verilenler neler? Çilek görüyorsunuz. Kilogram fiyatı 7 TL'ymiş. Kiraz kilogram fiyatı 13 TL'ymiş. Burada ağırlıklar verilmiş kilogram, 3 kilogram ve 4 kilogram. Problemde manavdan kilosu 7 TL olan çilekte 3 kilogram, kilogramı 13 TL olan kirazdan 4 kilogram alan babam kaç lira ödemiştir? Bunu istiyoruz. Çözüm olarak nedir? Manavdan kilosu 7 kilogrammış. Bundan ne kadar almışız? 3 kilogram almışız. Ne yapacağız? 3 ile 7'yi çarpacağız. 1 kilogramı 13 TL olan kirazdan da 4 kilo almış babamız. Ne yapacağız? 13 ile de 4'ü çarparak kiraza kaç lira ödediğini bulacağız. Sonra da ikisine ödediğimiz parayı toplayacağız. Yapalım. Evet çocuklar, 1 kilogramı 7 TL olan çilekten 3 kilogram alıyoruz. Yani 7 çarpı 3, 21 TL çileğe vermiş oluyoruz. Şöyle yanına da yazalım, çilek diyelim. Peki diğeri neydi? 1 kilogram fiyatı 13 TL olan kirazdan 4 kilo alıyoruz. 13 çarpı 4, 52 TL. Bu da neydi? Kiraz. Peki toplam ne kadar ödemiş babamız? 21 ile 52'yi topladığımızda 73 TL ne yapmış? Ödemiş. Başka bir problem. Verilenler belli. Problemi biz kuracağız. Ömer var. 4 kilogram fazla diyor. Dilek 48. Yani Dilek'in kilogramı verilmiş. Ömer de Dilek'ten 4 kilogram fazlaymış. Peki problem nedir? Şöyle bakalım. Ne diyor? İki arkadaştan Dilek 48 kilogram. Ömer ise Dilek'ten 4 kilogram fazladır. Ömer'in tartım sonucu kaç kilogramdır? Ne yapacağız? 48'den 4 kilogram fazla olduğuna göre 48'in üzerine 4 eklersek Ömer'in kaç kilogram olduğunu ne yapabiliriz? Şöyle bulabiliriz. Evet, Ömer'in ağırlığı 52 kilogrammış. Evet çocuklar, problemlere devam edelim. Aşağıda verilen sorulara uygun cevapları yazalım. Yine problemlerimiz ağırlıkla ilgili. Mesleklerinde veya işlerinde terazi kullananlara örnekler yazacağız. Yani kimler terazi kullanır? Mesela manav kullanır mı? Ya da kuyumcu kullanır mı? Ya da otobüs şoförü kullanır mı? Değil mi? Kimler kullanır? Bakalım çocuklar. Demek mesleklerinde veya işlerinde terazi kullananlara birkaç tane örnekler verelim. Sizlerin şu an saydığınızı duyuyorum. Kimler? Çocuk doktoru. Ne yapar? Hasta olan çocuk doktora muayeneye gittiğinde ilk olarak o çocuğun ağırlığı ölçülür. Neden? Çünkü o çocuğa uygulanacak tedavide verilecek ilaçların dozu çocuğun ağırlığına göre ayarlanır çocuklar. Anne ya da baba doktor olanlar hemen bunu kolayca söylediler. Başka? Aşçı çocuklar. Yemek yaparken hangi yemeği yapacak ve o yemeğin içerisine hangi ürünlerden kaçar kilogram ya da kaçar gram
bırakacağını ne yapar? Aşçı iyi bir yemek yapabilmek için ölçülü bir şekilde ürünleri kullanarak yapar. Demek ki aşçılar, çocuk doktoru terazi kullanıyor. Başka kimler? İnşaat ustası yine kullanıyor. Başka kimler? Pazarcı. Anne ve babalarınız da pazara gitmişsinizdir. Semtlerde kurulan pazarlardan. Çeşitli meyveler satın almışsınızdır mutlaka. Oradaki pazarcı ne yapar meyveleri? Terazide tartarak verir. Başka kasap. Et almak için ne yaparız? Kasaba gideriz. Kasap da ne yapar? İstediğimiz kadar eti terazide tartarak bize verir. Peki gram ile ölçülen nesnelere örnekler yazalım. Neler olabilir? İlaçlar gram ile ölçülür. Bitki çayı gram ile ölçülür. Baharatlar, altın ve yumurta gram ile ölçülür. Mesela şu an buzdolabının kapağında bulunan bir yumurtayı alarak üzerinde kaç gram yazdığını ne yapabilirsiniz? Görebilirsiniz. Ya da küçük paketlerde bulunan bir baharatın üzerinde kaç gram yazdığını, 50 gram, 25 gram, 75 gram şeklinde yazdığını görebilirsiniz. Ya da ilaç kutularının üzerinde kaç gram olduğu yazılıdır. Oradan görebilirsiniz. Peki, kilogram ile ölçülebilen ağırlıklara örnekler verelim. Hemen neler olduğunu birlikte görelim. Örnek, sebzeler kilogramla ölçülür, tartılır. Başka meyveler, un, patates ve çimento. Ekleyebiliriz, şekeri ekleyebiliriz. Armudu, elmayı, ayvayı, portakalı ekleyebiliriz. Daha büyük ağırlıkları, kendimizin ağırlığını ne yapabiliriz? Söyleyebiliriz. Kilogram ile ölçülebilen varlıklara örnek olarak çocuklar. Burada birkaç tane soru var. Birlikte yine çözelim. Aşağıda verilen soruların cevaplarını bulalım diyor. Soru şu. Bir tanesi 250 gram olan narların 8 tanesi nokta nokta kilogram ve gramdır. Bir tanesi 250 gram ise 8 tanesini bulmak için ne yapmalıyız? 8 çarpı 250. Çarpalım. Şurada yan tarafta çarpalım çocuklar. 250 ile 8'i çarpıyoruz. 8 kere 0, 0. 8 kere 5, 40. 40'ın 0 elde var, 4. 8 kere 2, 16. 4 daha, 20. Nedir? 2000 gram. Çünkü bir tanesi 250 gramdı. Bunu kilogram olarak yazarsak ne yapıyoruz? Şu 3 sıfırını atıyoruz. 2 kilogram şeklinde söyleyebiliriz. Evet çocuklar, bir tanesi 250 gram olan narlardan 8 tane aldığımızda 2 kilogram şeklinde ne yaparız? Buluruz. Başka bir problem. 5 çeyrek kilogram 2 yarım kilogramdan nokta nokta gram fazladır. 5 çeyrek kilogram 2 yarım kilogramdan ne kadar fazladır? Yine 250 gram fazla olduğunu bulabiliriz. 5 tane çeyrek, 4 çeyrek bir bütün ediyor biliyorsunuz çocuklar. Ne olur o zaman? Bir bütün ve bir çeyrek 2 yarımdan ne kadar fazla olduğunu gram olarak söyledik. 4 kilogramın içinde kaç tane çeyrek kilogram vardır? 1 kilogramın, yani bir bütünün içinde 4 çeyrek olduğuna göre 4 kilogramın içinde ne kadardır? 4 çarpı 4, o da eşittir 16 tane çeyrek kilogram vardır. Unutmayalım, bir bütünde 4 çeyrek vardır. O zaman 4 bütünde 4 çarpı 4 eşittir 16 çeyrek olduğunu buluruz. Başka bir problem.
Paketi 200 gram olan zeytinlerin nokta nokta paketi 1 kilogramdır. Yani 200 gramlık zeytinlerin kaç tanesi 1 kilogram eder? 1 kilogram 1000 gram olduğuna göre 5 tanesi nedir? 1 kilograma eşit gelir ya da denk gelir diyelim. Yarım kilogramı 17 TL olan balın 3 kilogramı kaç TL'dir? Yarım kilogramı. Bir bütünde kaç yarım vardı çocuklar? 2 yarım vardı. Yani yarımın bir tanesi 17'ymiş. O zaman kilogramı ne kadar olur? 34 olur. 34 çarpı 3 o da eşittir 102 TL'dir. Şurada da şöyle yapabilirdik. Çocuklar, yarım kilogram bir bütün, yarım kilogramı 17 TL'ymiş. Diğer yarım kilosu da 17 TL olacağına göre ikisini topladığımızda ne olur? 34 TL olur. Bu 1 kilogramın fiyatı. Bizden 3 kilogram istendiğine göre 34 çarpı 3 o da eşittir 102 TL eder. Bunu çözelim böyle. Başka bir problem çocuklar. Diyor ki aşağıda verilen bilgilerden doğru olanların başına D harfini, yanlış olanların başına Y harfini koyalım. Yanlış olan cevapların doğrularını çözelim diyor. Bakalım. Kare artı 170 gram eşittir 300 gram artı 150 gram eşitliğinde kare yerine 320 gram gelir diyor. Ne yapacağız? Eşitliğin diğer tarafında belli olan ağırlığı önce toplayacağız çocuklar. 340 ile 150'yi topladığımızda, şu kalemi biraz kalınlaştıralım. 340 ile 150'yi topladığımızda ne yapar? 490 gram. Öyleyse bu tarafın ağırlığı da 490 olacağına göre 170'in üzerine kaç gram gelirse 490 gram olur. Bunu bulacağız. Ne yapalım? Şurada yan tarafta yapalım. 340 artı 150 topladım. 490 gram. Eşittir diyor diğer taraf. Burada ne var? 170 gram. 170'i çıkardığım zaman karenin yerine hangi sayı gelir bulurum. 2, 3. 320 gram gelir diyor. Öyleyse bu ifade doğru bir ifadedir çocuklar. Doğru ifadelere gülen yüz yapıyoruz. Diğerine bakalım. Yine burayı silelim şöyle. Silgimizi alalım. Silerim çocuklar. Başka bir problemi yapmak için. Evet. Diğer bir problem şöyle. Ne diyor? Üçgen artı üçgen artı 300 eşittir 900 gram. Eşitliğinde üçgen 1 kilogramdır diyor. Çocuklar, üçgen 1 kilogramdır diyor. Eşittir 900 gram. Zaten burası 900 gram demek, 1 kilogramdan az bir ağırlık demek. Öyleyse üçgenin her birinin ağırlığı 300 gramdır. Yani üçgen artı üçgen artı 300 eşittir 900 gram eşitliğinde üçgen 1 kilogramdır ifadesi yanlıştır. Çünkü bir üçgenin ağırlığı 300 gramdır. Diğer bir probleme bakalım. 3 çeyrek kilogram 750 gramdır. Çocuklar, bir bütünde kaç çeyrek vardı? 4 çeyrek vardı. Peki bir bütün, yani 1 kilogram bütün olarak söylersek kaç gramdır? 1000 gram. 1000'in içinde 4 çeyrek olacağına göre her bir çeyreğin ağırlığı 250 gramdır. 250, 500, 750, 1000. Öyleyse 3 çeyrek
kilogram 750 gramdır ifadesi doğru bir ifadedir. Başka bir örnek diyor ki 100 gram artı 2 çeyrek kilogram ve 700 gramdır. 100 gram artı 2 çeyrek kilogram 700 gramdır. Şimdi 2 çeyrek kilogram 250, 250, 500. 200 de burada var. Pardon, 100 de orada var. Ne yapar? 600 gram eder. Halbuki burada ne diyor? 700 gramdır. Bu ifade yanlıştır çocuklar. 600 gramdır. 1 çeyrek gramın 250 gram olduğunu unutmayalım. Devam edelim. Başka bir problem var. Aşağıdakilerden hangisi terazi ile tartılmaz? Kalem, üzüm, tavuk. Bunlardan hangisi kalem terazi ile tartılır mı? Hayır. Üzüm tartılır. Tavuk tartılır. Demek ki burada tartılmayan hangisiymiş çocuklar? Kalem gram ile tartılır. Terazi ile tartılmaz. Son bir problemimiz var çocuklar. Buna da bakalım. Her biri 125 gram olan çikolatalardan 7 tanesi kaç gramdır? Her biri, şöyle bir kalem seçelim. Her biri 125 gram olan çikolatalardan 7 tane. Şunlar çikolata olsun. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bunların her biri 125 gram. Öyleyse ne yapacağız? 7 tanesinin ağırlığını bulmak için 7 çarpı 125 çarptığımız zaman 7 kere 5 35, 35'in 5'i elde var 3, 7 kere 2 14, 3 daha 17 elde var 1, 7 kere 1 7, 1 de daha 875 gram olduğunu ne yaparız? Buluruz çocuklar. Evet çocuklar, bir sonraki dersimizde kaldığımız yerden devam edeceğiz. Kitaplarınızın bu anlattığım bölümlerindeki problemleri sizler de önünüze açarak yaparsınız. Defterlerinize bunlarla ilgili kendiniz de problem yaparak konuyu ne yapabilirsiniz? Pekiştirebilirsiniz. Bir sonraki matematik dersimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hepinizi öpüyorum.